Evet, Kocaeli Gazeteciler Cemiyetimizin bugün değerli bir konu var. Kendisi bize her zaman, Kocaeli Gazeteciler Cemiyetimize her zaman destek olan bir iş adamı. Kartepe ve İzmit'te tanınan bir iş insanı olan Yalçın Eldoğan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Eldoğan, İyi Parti'den İzmit Belediyesi Başkanlığı için adayı olduğunu duyurdu. Ben Allah nasip ederse Kasım ayı Aralık ayı içerisinde aday adayları netleşecek. Ben de aday adaylığımı İzmit Belediyesi için düşünüyorum. Kasım ayı veya da Aralık ayı içerisinde de netleşene kadar süreç, adayların kesinleşmesine kadar olan süreçte ben Eylül ayı, Ekim ayı ve Kasım ayı içerisinde gidebileceğim her yere ulaşıp neden siyaset yapmak istediğimi, niçin belediye başkanı adayı olmak istediğimi açıklayacağım. Ben geçmişte işte uzun çiftlikte sosyal konut yaptım 600 tane. 2005-2008 yılları arasında. Bir dönem işte Kocaeli Spor'da görev yaptım. Benim görev yaptığım dönemde Kocaeli Spor Süper Lig'e çıktı. Kısa bir dönem bulundum. Ben böyle biraz başarıya odaklı bir insanım. Şimdi ben nasip olursa İyi Parti'den aday olmayı düşünüyorum. Adayım şu an. Aday olmayı düşünüyorum. Ama ben ittifakın adayı olmak istiyorum. Millet İttifakı'nın. Tabii şu an Ankara'da genel merkezde partilerin aldığı kararlar var. Ona da saygı göstermemiz gerekiyor. Şu an İyi Parti'nin genel merkezinde alınan kararda bir ittifak söz konusu değil. Ama bazen de ittifak değil ama bir işbirliği olabilir diye de bir öyle bir açıklama da geldi. Bu dönemde gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi adayı çıkartmasın, desteğini versin. Biz ittifak olarak çıkalım. Çünkü Cumhur İttifakı da bu şu an beraber hareket ediyor. Yani AK Parti ve MHP tek aday çıkaracak. Burada da bir ittifak oluşursa yerelde, yani genelde olmasa bile iyi bir iddialı bir seçim olur. İki taraf da iddialı adaylarını çıkartır. Güzel de bir seçim yaşarız. Tabii ki ben şimdi yaklaşık Aralık ayından beri İyi Parti ile Şahmaz abinin o genel seçimlerdeki adaylığıyla beraber yaklaşık 8 aydır hep iç içeyiz. Aday olacağımı ben Aralık ayında da İzmit Belediye Başkanı adayı olmayı düşündüğümü hem Şahmaz Bey'le hem yeni il başkanımız olan Lütfü Bey'le, ilçe başkanımızla herkese söyledim. Ama tabii ki onlar da benim aday olmamdan memnun olacaklarını söylediler. Randevu alacağım. Yana başkandan da randevu talep edeceğim. Randevu verirse Meral Hanım'la görüşeceğim. Diyorum ki ben eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemiyle ittifakın adayı olarak çıkarsam ben HDP'nin benim karşımda yani geçen seçim gibi karar alırlarsa CHP amblemiyle olan adayları karşısına aday çıkartmayacağım derlerse ben aday çıkartmalarını talep edeceğim özellikle.